Merhaba. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren emlak broker ve danışmanlarının en hassas olması gereken konulardan biri satış yetki belgesine sahip olmasıdır. Emlak profesyonelleri bu yetki belgesiyle satışı baştan garantilerler ve yaşanacak tüm olumsuzlukları bu sözleşme çerçevesinde önlemiş olur. Yetki belgesine sahip isek başka emlak ofisi veya başka emlak danışmanının bu gayrimenkul satma etkisi yoktur. Bu sözleşme satıcıyı, alıcıyı ve gayrimenkul danışmanını kanunen koruma altına alır. Mülk sahipleri daima 4 şeye itiraz ederler. 1- Fiyat, 2- Sözleşme, 3- Komisyon, 4- Süredir. İnsanlar içgüdüsel olarak bir kişiye ya da bir şirkete bağlanmaktan kaçınırlar. Sözleşme imzalamak olumsuzluk çağrıştırdığından daha siz ağzınızı açmadan bu konu hakkında negatif görüş beyan ederler. Bu durumda kendi kişisel sunum dosyanızı kibarca mülk sahibine bırakın. İlk görüşmede sözleşme baskısı yapmayın. Hatta mümkünse bu konu hakkında yapılan bütün itirazları duymazdan gelin. Öncelikle güven ortamı oluşturmalısınız. Sözleşme ve diğer konuları ikinci görüşmeye bırakın. Zamanlamayı daima siz organize edin. Yarım saatten fazla görüşmede bulunmayın. İkinci görüşmede ekspertiz raporunu vereceğiniz ve yetki belgesi isteyeceğiniz için mülk sahibinin bütün itirazları ile karşı karşıya geleceksiniz. Ancak ilk görüşmede verdiğiniz tanıtım dosyanız ve yaptığınız sunumun etkisi ne derece güçlü ise bu itirazlar da o derece zayıf olur. 1- Fiyat itirazı. En önemli itirazdır. Bu itirazı karşılamanın en iyi yolu mükemmel pazar bilgisine sahip olmanızdan geçer. Satıcılar kendi mülklerinin değerini belirlerken daima piyasadaki diğer örneklerden yola çıkar ve genelde %25'in üzerinde hayal eder. Eğer siz bölgenin fiyat uzmanı, emlak profesyoneli olarak satıcıların karşısına çıkarsanız, onların da talep ettikleri fiyatta direnme şansı kalmaz. 2- Süre itirazı. Bütün mülk sahipleri sizden 3 gün içinde mülklerini satmanızı ya da kiralamanızı isterler. Tabii bu bir hayaldir. En az 3 aylık yetki alın. O da normal piyasa koşullarında fiyatlandırdığınız bir gayrimenkulün satışı için. Yetki alacağınız mülk, ticari gayrimenkul ise en az 4 ay olmalıdır. 3- Komisyon itirazı. En sık karşılaşacağınız itirazlardan biri komisyon itirazıdır. Ancak sizin en büyük avantajınız bu noktaya gelinceye kadar mal sahibine yaptığınız sunumdur. Mülk sahibine eğer mülkünüzün satışını bana verirseniz bu iş için para, zaman ve emek harcayacağım mesajını verin. Ve en başından itibaren dik durursanız komisyon itirazını da kolayca aşarsınız. 4- Yetki itirazı. Yetki almadan çalışmak gayrimenkul sektörü açısından çok risklidir. Yetki itirazı için önceden hazırlanmış cevaplarınız olmalıdır. Mülk sahiplerine, avukata veya mali müşavire yetki verir gibi olaya bakmalarını sağlayabilirsiniz. Gerek sunumunuz, gerekse vücut dilinizle karşınızdakine satabileceğinize ikna ederseniz yetki itirazı konusunda zorlanmazsınız. Yetki belgesi imzalatırken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Müşterilerinize kendi el yazısı ile isim, soy ismi yazdırıp imzalatın. Müşteriler kendi imzalarına itiraz edebilirler. Ancak kendi el yazılarından kaçamazlar. Size yetki veren kişinin gerçek tapu sahibi olduğundan emin olun.
Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Ayrıca kanalıma abone olunuz.